Belediye seçimlerine, yerel seçimlerine yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız. Parti meclisi üçüncü kez toplandı. Ardından MYK yapıldı. Ancak aday isimleri bir türlü açıklanmadı. Şimdi gözler 10 Ocak'ta yapılması beklenen parti meclisine çevrildi. Görev tevdi eden parti İstanbul ilçeleri için aday isimlerinin Ekrem İmamoğlu tarafından Özgür Özel'e gönderilmesi ve listeyi olduğu gibi onaylayın talebi Özel İmamoğlu arasında restleşmeye sebep olmuştu. Basına yansıyan bilgilere göre özel telefonu gel koltuğa sen otur diyerek İmamoğlu'nun yüzüne kapatmış ve beklenen adaylar açıklanamamıştı. Ben bir iki bir şey söyleyeyim. CHP kulislerinde MYK ve parti meclisinin 10 Ocak'taki toplantısında 150'ye yakın adayın belirleneceği konuşuluyor. Eğer özel İmamoğlu düğümü çözülürse belirlenen isimler açıklanacak. Ekrem Bey İstanbul'un 39 ilçesinin belediye başkanını belirlemekle yetinmiyor. İzmir'de aday belirlemeye çalışıyor. İmamoğlu özel kavgasının en çetin yaşandığı illerden biri de İzmir. İzmir'de CHP'deki belirsizlik tansiyonu yükseltiyor. Yapılan ankette mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'den duyulan memnuniyetsizlik dile getirildi. Anketle yetilmeyen genel merkez 46 milletvekilini inceleme için İzmir'e gönderdi. Hazırlanan rapor genel merkeze iletildi. Şimdi ikinci bir anketin yapılacağı dillendiriliyor. Ben... İtiraz ediyorum ve reddediyorum. İmamoğlu'nun İzmir için genel merkeze Buğra Gökçe ismi için baskı yaptığı biliniyor. Gökçe'nin genel sekreter olduğu dönemde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1.1 milyar lira zarara uğrattığı gerekçesiyle savcılık soruşturma yapıyor. Belki bayrakla uzanabileceğini öngörüyoruz. Travma. İzmir için adı geçen bir diğer isimse Selin Sayekböke. Demi üretenlerle parayı buluşturuyor. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.